Herkese selam, kanala hoş geldiniz. Bugün herkesin merakla beklediği, uzun zamandır yapacağımı söylediğim San Sebastian Cheesecake'i yapacağım. San Sebastian son bir yılda neredeyse ülkemizde fazlasıyla popüler oldu. Ama bir kısım da bunun gereksiz pahalı olduğunu söylüyor. Şimdi ben size bugün malzemelerimi aldım. Hepsi toplamda 24 lirayı falan buldu. Hadi pişirmesiyle birlikte 30 lira dersek, porsiyonunun 20 lira olduğu bir dönemde 30 liraya bir böyle kalıp San Sebastian cheesecake yapmak gerçekten de fazlasıyla mantıklı olacak. Şimdi hadi yapım aşamasına geçelim ama öncesinde videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi geçiyoruz. Evet, şimdi öncelikle kalıbımızı yağlı kağıtla kapatacağız ama bunun şöyle bir püf noktası var. Bunu böyle kırıştırırsak çok daha rahat bir şekilde yağlı kağıdımıza yerleştirebiliriz. San Sebastian'da önemli kısımlardan biri de pişirme süresi. Geniş bir kapta çok yüksek bir şekilde San Sebastian'a dökmediğimiz zaman ortalama 20 dakikada, 18 dakikada pişiyor. Ama kalınlığı çok fazla olan bir San Sebastian yapacaksak bu 25 dakikaları bulabiliyor. Bu yaptıkça eliniz alışacak bir şey. İlkinde eğer mükemmeli yakalarsanız zaten bana bunu mutlaka yazın. Sizi ayrıca tebrik edeceğim. Evet. Malzemelerimizi sayacak olursak ben 600 gram sürülebilir beyaz peynir, pınar beyaz olur, mis olur, sek olur. 200 gram kaymak kullanıyorum. 1 kutu krema kullanacağım. Normalde 1 su bardağı şeker ama ben geçen yaptığımda biraz bana şekersiz geldiği için böyle 1,5 su bardağı şeker. 3 yumurta. Hafif de kıvamı için böyle bir yemek kaşığından biraz fazla unumuz var. Bunların hepsini şimdi çırpma kabıma alacağım ve bunları teker teker birbiriyle buluşturup çırpacağım. Yani nedenini ben de bilmiyorum. Tabii yaparken çeşitli hatalar da oluyor mu? Mutlaka olur. Bir sonrakinde o hatayı yapmazsınız. En son şimdi kremamız var. Şimdi bunları hepsini pürüzsüz bir hal alana kadar karıştıracağız. İster blenderde olur, ister elinizle telde yapabilirsiniz. Ama pürüzsüz bir kıvama gelecek hepsi. Ve en son unumuz var. Şimdi bunları karıştırmaya geçelim. Çırptık. Böyle çok güzel, nasıl diyeyim, krep hamurunun birazcık daha cıvık halini aldı. Bunu şimdi kabımıza dökeceğiz. Yani çok hafif topakları var. Yani o kadar da olur diye düşünüyorum. Şimdi bunu sıyırıyorum ben. Biraz elim kadraja girse de artık şimdi bunun içinde birazcık hava kabarcıkları var. Bu kabarcıkları yok etmek için de bunu tutuyoruz ve birkaç defa böyle vuruyoruz.
Tamamdır. Şimdi fırınımız olmak üzere. Birazdan 200 derecelik fırınımıza atacağız bunu. Ortalama 20-25 dakika. Şu an bunun kalınlığı iyi. Ben bunu ortalama 22 dakika civarında çıkartacağım. 4 saat kadar oda sıcaklığında bekleyecek. Ondan sonra buzdolabına koyacağız. Yani bir gün kalırsa çok daha güzel olur ama yani ben dayanamıyorum yiyeceğim derseniz de işte şu an saat 2. Akşam mesela 9 gibi falan bu çok güzel bir kıvamda yenir diye düşünüyorum. Hadi şimdi yavaş yavaş fırına geçiyoruz. Evet, şimdi fırınımıza San Sebastian'ımızı koyuyoruz. Ben telimi orta yere koydum. Evet, yaklaşık 20-22 dakika sonra bu güzelliği buradan çıkartacağız. Evet, şimdi 20 dakikamız doldu. 20-22 dakika falan. Tabii bu fırından fırına farklılık gösterebilir. Başında durup üstünün kızarmasını beklemeniz sizin için çok daha iyi olacak. Şimdi ben fırınımı açıyorum. Eldivenim azıcık şeyin içine girdi. Şurası böyle şey oldu. Bakın kıvamını görüyorsunuz. İşte harika bir San Sebastian kıvamı oldu. Yani birazcık daha üzeri yakılabilir miydi? Yakılabilirdi tabii ki de. Ama ben bunu bu sefer böyle tercih ettim. Siz de evinizde bunu yapıp fotoğraflarını benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarla bana destek olmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın. Ekran görüntüsü olarak da bunun kesilmiş servis halini sizlerle paylaşacağım. Hepinize hoşça kalın.